çıkacağım, eve gideceğim valla. Ya 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı dışında ne vardı? Bilmiyorum şekerim, bilmiyorum. Ama şimdi çocuk yolda. Yani ben onu arayıp, aa şekerim sen geri dön, gelme mi diyeyim. Çocuk, kim olduğunu biliyor musun? Canım Emre'cim, hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Siz böyle cumartesileri de çalışıyor musunuz? Aslı ben. Emre ben. Merhaba, biliyorum Emre. Emre Altuğ. Ay, ünlü olunca böyle şeylerden rahatsız oluyor değil mi insan? Emre Altuğ. Yok canım. Zaten ben buraya mülakata geldim. Niye rahatsız olayım? Ay, yok, estağfurullah. Niye mülakat falan? Yok canım, yok. Aslıcığım, merak etme. Her şeyi kabul etti Emre. Hiç merak etme. Aa, bunu bir tür deneyim olarak nitelendiriyor. Değil mi şekerim? Hem de eğlence. Hadi sorun bakalım. Eğlenelim biraz. Ay yok, yani estağfurullah. Size... Hadi, hadi sorun, sorun. Zaten bakalım sınavı geçebilecek miyim, çok merak ediyorum. Yok ya, yani aşk olsun. Estağfurullah. Normalde bu kadar sık estağfurullah demem aslında ben. Hatta Fatoş bilir yani, sorabilirsiniz. Yok canım, estağfurullah. Evet Emre'cim, hazır mısın şekerim? Hazırım. Peki, söyle bakalım. Hoşlandığın kızla ideal ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A. Uzatmalı sevgililik. B. Birlikte yaşama. C. Evlilik. D seçeneği. Bravo. Yani hiçbiri. Uzatmadan sevgililik, tadını da bırakma. Aa, aa. Ama bence doğru. Niye? Her şey uzayınca biraz bozuluyor değil mi? Yani o ilk anın heyecanı vesaire vesaire, bence doğru cevap. Ben sorayım. Bir kadına verilebilecek en güzel hediye. Çikolata. Yok, hayır. Çikolata bence. Çünkü ben çikolata çok severim. Bak şu Emre'ye canım, bütün sorulara doğru cevap veriyor. He, çalışıp geldim. En iyi yaptığınız yemek? Ben pek yemek yapmam da yerim. Süper. Ben de zaten yani yemek yapan erkek hiç sevmem. Masaj bilir misiniz, yapar mısınız? Erkek kadına masaj yapar mı canım? Kadın erkeğe yapar, öyle değil mi? Bravo. Yani bütün sorulara doğru cevap. Hakikaten şaşılacak şey. Tebrik ederim. O zaman sınavı geçtim. Allah'a inanamıyorum ama öyle görünüyor şekerim. Peki, akşam yemeğe çıkıyor muyuz Aslı? Çıkıyoruz gibi görünüyor. Tamam. Ben seni 9:30'da evden alayım o zaman. Yok, evden alma. Gerek yok evden alma. Buradan al. Emre? Emre Altuğ. Merhaba. Ah, merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, lütfen oturun. Fatoş ya da Aslı yok mu? Yok, ben varım. Benimle yapacaksınız görüşmeyi. Bir mülakat daha mı var? Tabii. Siz daha önce görüşme mi yaptınız? Evet. Aslı da Fatoş'la yaptım. Ben Fatoş'un arkadaşıyım aslında. Ha. Ben de diyorum, nereden tanıyorum? Demek oradan tanıyorum ya. Çünkü yüzünüz çok tanıdık. Ama herhalde evet. Oradan tanıyorum ben sizi. Evet, olabilir. Demek bir mülakat daha. İkinci aşama bu herhalde. Biraz sürpriz oldu ama. Evet, burası sürprizlerle dolu bir ofistir. Ya kusura bakmayın, sabahki görüşmenizi benimle yapacaktınız ama bir işim çıktığı için ben gelemedim. Yok canım, önemli değil. Çok eğlenceliydi. Ben ayrıca sevdim bu mülakat işini. Hadi sorun bakalım, bu sınavı da geçebilecek miyim? Tamam, soruyorum. Bu nedir? Çikolata.
Birinci soruyu bildim yine değil mi? Doğuş, doğuş. Hayır fakat o kadar iyi tanıyorum ki yüzünüzü. Enteresan yani. Benim için önemli olan karşı tarafında mutlu olması, eğlenmesi, kendini iyi hissetmesi. Değil mi? Müşteri memnuniyeti diyorsunuz. Evet, öyle de sayabilirsin. Yani bugüne kadar pek memnun olmayan da çıkmadı. Sevindim. Çok sevindim ya. Tecrübelisiniz yani. Yani böyle şeyleri söylemek biraz ayıp tabii ama evet bayağı tecrübeliyim. Yani çok ufak yaşta başlayınca. Tabii, tabii. İşte en önemlisi bu. Bu işlere ufak yaşta başlamak. Tabii benim öyle bir şansım olmadı, olamadı. Ben ancak üniversiteden sonra başlayabildim. Oo. Evet. Peki saatleriniz konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya bu soruyu Fatoş'la Aslı da sordu. Ben saat konusunda esneyim. Yani bütün gün boş boş takılırsınız. Gece 3'te bir telefon gelir. Kalk gel diye atlar gidersiniz canım. 3'te mi? Yani tabii ya. Hiç başıma gelmedi diyemem. Şimdi sabah ara şekerim diyemezsin. O saatte çağırıyorsa belli ki ihtiyacı var. Ben pek saat 3'te aranacağınızı zannetmiyorum sizin ama. Olur, olur. Ne diyorsunuz? Tamam. O zaman bir de şunu soralım size. Evet. Eğer anlaşırsak bize ne vaat edeceksiniz? Gördüğünüzü. Yani ruhum, bedenim, duygularım. Daha ne olsun? Süper ya. Yani böyle bir motivasyona şapka çıkartmak lazım. Bravo. Doğru. Ama yani şimdi bu işin içinde duygu olmadan olmaz. Ya ben biraz da mana arayan bir insanım. Çok güzel. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Ve bakıyorum başka bir sorun var mı diye bakıyorum. Ve ya ben sizi kesin bir yerden tanıyorum. İşte bu yüzden yeni çıkacak olan Maxi Single albümün bütün gelirini baba beni okula gönder seferberliğine veriyorum. Pardon, albüm mü dediniz? Evet. Yani bildiğimiz müzik albümü. Tabii. O zaman siz müzikle uğraşıyorsunuz. Evet. Umarım bu sonucu etkilemez yani müzisyen olmam. Yani etkilemez ama müzikle uğraşıp aynı zamanda reklam müdürlüğü yapmak da biraz zor olsa gerek değil mi? Reklam müdürlüğü mü? Ya anlamadım ben şimdi. Siz buraya iş başvurusu için gelmediyseniz gecenin bu vakti mülakat için niye geldiniz ki? Aslı için. Nasıl Aslı için? Yani şimdi biz bu görüşmeyi Aslı ile çıkmak için yapmıyor muyuz? Ne? Aslı nereye çıkıyormuş ya? Kiminle çıkıyormuş Aslı? Kardeşim ben buraya Aslı'yı almaya geldim. Nerede bu kız? Sana ne oluyor ki? Asıl sana ne oluyor be? Sen ne hakla buraya Aslı'yı almaya geliyorsun? Elinde çikolatalarla falan ha? Ne kardeşim? Ben razı, kız razı. Düzgün konuş lan. Düzgün konuş! Hareket yapma lan. Gel, gel. Gel, gel, gel. Şöyle, gel, gel. Al, gel, gel hadi. Gel, hadi gel. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.